Evet, az önce de sizlere bahsetmiştim. Şimdi az önce gazeteci Yılmaz Ölmez bize bağ arasındaki son gelişmeleri aktardı. Şimdi de yayınımızda psikolog Hazal Huntürk Yıldırım bizlerle birlikte. Hazal Hanım, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayına. Öncelikle teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Şimdi Hazal Hanım, 11 yaşındaki bir çocuk intihar etti. Toplumda da büyük bir şok yarattı aslında bu durum. Ya böylesine bir çocuğun intihar etmesi genellikle hangi psikolojik nedenlere dayanır? Size danışacak olursak. Şöyle birçok nedene bağlı olabilir tabii ki. Fakat artık ergenlik yaşı çok. Çocuklar 9-10 yaş civarında ergenliğe bağlı bazı ruhsal değişimler yaşayabiliyorlar. Bunlardan biri de genellikle zor da fark edilen ergenlik depresyonu olabiliyor. Bunun yanında okul, çevre, ailelerinin yaklaşımı ve etkisi de çok büyük tabii ki. Sosyal medya çok fazla kullanılıyor. Sosyal medya etkisi de yadsınamaz. Çünkü kolay etkilendikleri yaşlardalar. Bunun gibi nedenleri sayabiliriz, evet. Peki yani sizce sosyal medya dediniz, bu sosyal medyadan çocukları uzak tutmak aslında bir tık zorlaştı artık günümüzde çünkü hepimiz dijitaldeyiz. Bu yüzden size göre sizce bir tık da olsa bu çocukları biz sosyal medyadan nasıl uzak tutabiliriz? Ya özellikle sosyal medya çok fazla içeriğe çok kolay ulaşılabilen bir yer. Bu yüzden de çocuklar üzerindeki etkileri fazla oluyor herhangi bir olayın. Onları uzak tutmak tamamıyla mümkün değil ama çünkü sosyal medya kullanımı çok küçük yaşlara düştü artık toplumumuzda. En azından kontrollü kullanmalarını sağlamak, belli kurallarla bunu sınırlandırmak mümkün. İnternet içeriklerini takip etmek ebeveynler olarak yapılması gerekenlerin en başında geliyor. Peki yani bu çocuklar bunları görüyorlar, duyuyorlar. Nasıl etkilenirler bu durumlardan? Bu tür içeriklerden çocuklar üzerindeki etkisi ne kadar derin olabilir? Yani bizlerin bile dünyasındaki tahribatını düşünecek olursak bu gibi trajik olaylarda çocukların dünyasındaki tahribatın çok daha büyük olacağını anlamak mümkün. Bu yüzden de etkisinde kalmaları, örnek almaları ihtimali kuvvetli maalesef. En azından bu tarz haberlerden mümkün olduğunca uzak tutmak ve onları daha faydalı içeriklere yönlendirmek bir yol olabilir bunun için. Peki okul ve aile, işte sosyal çevre, çocukların ruhsal sağlığını daha yakından izlemek ve intihar gibi olayların önüne geçebilmek için neler yapabilmeli, neler yapabilirler? Ailelere çok büyük iş düşüyor bu anlamda. Çocuklarını korumak isterken tabii ki aşırıya da kaçmadan sürekli olarak takipte ve gözlemde olmaları, çocuklarına güven vererek onların her konuda desteği olduğunu, yanında olduklarını göstererek bir tavır sergilemeleri lazım. Sadece dersler ve başarı konusunda değil, onların hisleri ve dünyaları hakkında da ilgili olduğumuzu göstermeliyiz. Çocukların sağlığı, mutluluğu en önemli şey. Bunun çocuklar tarafından da bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Özetle ailenin destekleyici bir tavırda olması ve sürekli öğüt verir, ders verir şeklinde değil de sohbet eder bir tavırda olması, çocuğun yanında olduğunu ona hissettirmesi lazım. Peki bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına aileleri ve öğretmenleri hangi önleyici tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Aileler neler yapmalılar? Yani çocuklar artık günün çoğunu okulda geçiriyorlar. Bu konuda öğretmenlere tavsiyeleriniz neler olur? Evet, özellikle ailelere düşen görevlerden az önce bahsettim. Yine tekrar edeceğim. Arkadaşlıkları, okul çevreleri, kullanıyorlarsa sosyal medya ortamları iyi gözlemlenmeli, kontrolde tutulmalı ailesi tarafından. Çünkü çocuklar bu yaşlarda özellikle çevrelerinin, arkadaşlarının söyledikleri ve yaptıklarını çok önemsiyorlar ve buna göre de aslında yaşıyorlar. Buna dikkat edilmeli. Öğretmenlerine gelince evet bir çocuğun ailesinden sonra belki de onu en çok tanıyan ve en çok vakit geçiren kişiler öğretmenleri. Onların da bu konuda çok hassas olup çocuklar üzerindeki herhangi bir değişimi, ruhsal değişimi
takip etmeleri ve aileleriyle sürekli iletişimde kalmaları gerekiyor. Ki bu tür olaylarda gözden kaçırmayalım çocukların değişen ruh halini. Hı hı. Teşekkür ederim Hazal Hanım yayına katıldığınız için. Çok sağ Rica olun ederim. Söz aktardığınız hakkı bilgiler için ben için. teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi Sağ olun. akşamlar. Evet değerli izleyenler, şimdi de psikolog Hazal Huntürk Yıldırım bizlerle birlikteydi. Ya bu durumlarda çocuklara nasıl davranılmalı? En büyük iş işte psikoloğun da dediği gibi aileye düşüyor. Yani ailenin yanı sıra öğretmenlere de, okuldaki öğretmenlere de çok iş düşüyor. Bu durumda çocukları da tabii ki sosyal medyadan uzak tutmak bir nebze zor, ama bir tık daha telefondan uzaklaştırabilirsek, özellikle televizyondan, haber kanallarından çocukları uzak tutabilirsek, bu tür belki hani olayların, bu tür olayların önüne geçebiliriz diye düşünüyorum ve Sakarya'yla devam edelim.